Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı şehir ve edebiyat programında bugün Nezih Erdoğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nezih Bey'le bugün sinemanın İstanbul'da İlk Yılları adlı eserinden yola çıkarak şehrin sinemayla belki tanışması diyebiliriz herhalde. Bunu konuşacağız. Nezih Bey, İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema TV bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı zamanda Sinesim'in dönem editörlüğünü yapmakta. Şimdi hocam, bu kitabın alt başlığı modernlik ve seyir maceraları. Yani 19. yüzyılda İstanbul'da bu modernlik tecrübesiyle birlikte sinemanın, tabii öncesinde de bir seyir ve seyretme kültürü zaten var. Sinemanın şehre gelmesi ve izleyicide yarattığı bir takım tepkiler ve algılanması da sizin kitabınızda önemli bir konu olarak Doğru. ortaya çıkıyor. Yani sadece bir şeyle tanışmıyoruz, bunun nasıl algılandığı meselesi de önemli bir şey ve bu konuda çok yapılmış çalışmalar. Sanırım ben tabii çok literatüre hakim değilim. Yani sen biliyor musun bilmiyorum ama çok da bu seyir macerasının iz düşümleri sanırım çok üzerinde çalışılmış şeyler değil. Bu anlamda kitabınız böyle bir boşluğu da doldurmaya aday mı? Umarım öyledir. Umarım öyledir. Ama yani tabii ki daha önce söylenmiş olan sözlere bakıp yeni bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. O bakımdan bir yandan da bu söylediklerinizi bir ittifak gibi alıyorum. Teşekkür ederim. Ancak bu alan çok yalnız, başıboş, tenha bir alan değil. Özellikle genç diyebileceğim bir nesil geliyor. Bu arkadaşlar, araştırmacılar, üniversite hocaları bu işe girişmiş durumdalar. Sinemayla, İstanbul'la, İstanbul ve sinema, modernleşme, seyir bu konularda çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. Çok donanımlı bir aslında kadro oluşuyor diyebilirim bunu bir disiplin olarak eğer görmemiz mümkünse. O nedenle bu kitapla beraber ve hemen ardından başka kitap çalışmalarının gündeme geleceğini ben size müjdeleyebilirim. Çok iyi. Peki bu seyir kültür aslında bir şeyi seyretmek ya da nasıl seyredeceğini bilmek. Evet, şüphesiz teknolojinin görüntüyü akışkan hale getirmesi önemli bir şey. Ama bu görüntü karşısındaki seyircinin nasıl konum alacağı. Evet. Değil mi? Ya da oluşturulması bizatihi. Seyircinin kendisini inşa etmesi ya da inşa edilmesi başkaları tarafından, süreç tarafından. Şimdi o çok karmaşık bir süreç. Çünkü sinema gelmeden önce seyircinin seyrettiği başka şeyler. Görüntüler var. Hı-hı. İşittiği, dinlediği başka sesler var. Tabii en bildiğimiz, en yakından bildiğimiz örnek Karagöz. Ama başka ortada oyunu vesaire bunları da sayabiliriz. Hatta işte söyleniyor 19. yüzyılda şiirimizin bile bir görsel anlamda ağırlık kazandığını, göstere göstere sözlerin devşirildiğini bunları okuyoruz. Görselliğin ağırlık kazandığı bir çağ zaten 19. yüzyıl. Bir bu bakımdan ele alınabilir. Yani bu seyirci öyle gökten zembille inmiş bir seyirci değil. Ama aynı zamanda kendisini bir yandan da modernleşme dönemecini almış bir toplumun üyesi olan bir seyirci. Ben sinemanın başlaması ile modernleşmenin örtüştüğünü düşünüyorum. Yani bir şehirde sinema varsa, insanlar film seyretmeye başladılarsa orada biz modernleşmenin de başladığını söyleyebiliriz. Tabii böyle çok kesin tarihler vermeye kalkışmak doğru bir davranış muhakkak ki
değil ama ilk filmin 1896 yılında İstanbul'da izlendiğini eğer kabul edersek modernleşmeyi de buradan başlatabiliriz. Başkaları biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı ile başlatıyorlar. Başka şeyler var, kilometre taşları da var ama benim kabul ettiğim budur. Tabii psikolojik ve psikanalitik açıdan da buna bakmak mümkün. Çünkü seyirci bir filmle baş başa kaldığı zaman basitçe daha önceki tecrübelerini işte Karagöz'den, Orta Oyunu'ndan, Meddah'tan aldığı deneyimi devreye sokmuyor sadece. Çok katmanlı ve o bakımdan da çok karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Psikolojik bazı tepkiler de verebiliyor. Bunun en aslında güzel örneğini de Refik Halit Karay veriyor. Kendisi Sponek'te yok ama daha sonra Şehzade Başı'nda film izliyor. Orada Méliès'in tabii filmleri var. Méliès filmlerinde bedenin hareketlerini çok kullanan bir yönetmen. Bedene vurgusu olan filmler, onun yaptıkları. Bir de tabii o zamanlar filmler 24-25 kare oynatılmıyor. 16 kare olabiliyor. Bir de elle Aygıt'ın manivelası var. O çevriliyor. Bazen bu sürat düşüyor, bazen yükseliyor. İstikrarlı bir akıştan da söz etmek çok doğru değil galiba. O nedenle o beden hareketleriyle seyirci karşılaştığında onunla tuhaf bir özdeşleşmeye giriyor. Refik Halit Karay bunu Deli kitabında çok güzel anlatıyor. Şimdi ben onu burada kelimesine tekrar etmeyeyim. Ama insanların o görüntülerle kurduğu bilinç düzeyinin dışındaki bazı alanlarda gerçekleşen bir etkileşim silsilesi söz konusu. Öyle anlıyorum. İşte bunu Tourette'e benzetenler var. Tourette sendromu gibi. Refik Halit spazma benzetiyor. Frank epilepsiye. Frank evet, çırpınış. Evet. evet, onu çok güzel söylüyor. Burada tabii modernleşme üzerinden batılılaşmaya doğru bir açılıma da işaret ediyor aslında Refik Halit. Tabii. O nedenle seyircinin sinemayla beraber karmaşık macerası o tarihle beraber başlamış oluyor diyebiliriz. Aslında 1896 aynı zamanda bizim Türkiye'de ilk modern romanların da yayınlandığı tarih. Araba Sevdası ve Mavi ve Siyah. Paralel olarak Servet Fünun da görsel metin, yani görsel illüstrasyonlarla birlikte tıpkı sinemanın ilk girişiyle paralel olarak yayınlanmaya başlıyorlar. Dediğiniz gibi sanırım görsellik bütün bir döneme hakim olan bir şey olarak herkesin belki dönem entelijansiyasını kafasında çok kurcalayan bir şey. Ve yine benim sizin kitabınızdan öğrendiğime göre Ercüment Ekrem'in anılarında ilk sinemadaki gösteride bu Araba Sevdası'nın yazarı da Recaizade Mahmut Ekrem de orada değil mi? Yok. Sonrasında mı? O onun Recaizade daha şey ondan sonraki nesiller. Daha sonraki nesiller. Evet, evet. Ercüment Ekrem. Ercüment Ekrem orada. Ercüment Ekrem orada. Tamam. Halit Ziya'nın ve Tevfik Fikret'in bir şiir ve bir öyküde bahsi geçiyor. İzledikleri filmden yola çıkarak. Fatih Altun'un o konuda çok güzel bir makalesi var. Yani görselliğin metinlerde de iz düşümlerinin artık görülmeye başladığı. Daha doğrusu görmenin değiştiği. Belki de değil mi? Görmenin biraz gösterme, teşhir etmeyle buluştuğu, onunla karakterize olmaya başladığı bir moda, bir kipe giriyor anladığım kadarıyla insanlar. Özellikle romancılar tavır olarak görselliğin ağır bastığı betimlemelere giriyorlar. Kulakları çınlasın. Mahmut Mutman'ın bir makalesi bana bu konuda yol gösterdi.
Araba Sevdası Çamlıca'nın tarifiyle başlar. Neredeyse bir görüntü yönetmenine şuradan çekeceksin tavrında yazılmıştır o satırlar. Sanki bir romancıdan çok bir yönetmen, görüntü yönetmeniyle konuşuyormuşçasına Çamlıca betimlenir. Çünkü Çamlıca'nın nasıl görüneceği, nereden bakılırsa, nereden gidilirse nasıl görüneceği ayrıntılarıyla anlatılır. Burada diğer duyular çok arka plana gidiyor. Efendim orada sesler, kokular, temas, bunlarla ilgili ne var? Hiçbir şey yok. Görme ve gösterme, teşhir var. Buradan belki Ahmet Haşim'in o meşhur piyade makalesine, gazete makalesine geçilebilir. Ahmet Haşim de mesela buna dikkat çekiyor. Piyade diyor, yani yaya yürüyen insan. Aslında Benjamin'in evet flanörünü yankılayan bir kelime o. Evden görmek ve görünmek üzere çıkar diyor. Evet, görünmek üzere. Şimdi bu haliyle düşünmedik. Birazcık galiba ilgi alanlarımız ya da akademik çalışmaları ne yönden yaparsak oradan hayatı okumak gibi bir şeyimiz oluyor. Refleks gelişiyor ister istemez. Mesleki evet. Dezenformasyon mu, şey mi diyelim, deformasyon mu diyelim buna? İyi bir şey. Bu hepimizde var. Mesela sizin kitabınızı okurken modernlikle sinemanın birinin diğerinin habercisi ya da artık buraya az önce de söylediniz bir sinema varsa bir yerde orada modernleşme süreci başlamıştır diye düşünüyorum demeniz. Mesela çok ilginç geldi. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Şunu kestirmek kolay. Modernleşmeyle kendini gösterme ve diğerlerini gözlemleme üzerinden de bir modernleşme, modernite deneyimi okuyacaksak eğer ki flanör bunun işte şaikası dediğimiz tip, yarattığı tip modernleşmenin. Evet bu böyle. Biz bunu tabii edebiyattan takibini yapabiliyoruz falan filan ya da orada örnekler karşımıza çıkıyor. Bu tamam. Fakat sinemayı bu kadar hızlıca herkesin ilgi alanı haline getiren galiba bu ikisini aynı anda yapabilmesi. Yani bir şeyler gösteriyor. Bir de Virilio'ya sıkça atıf yapmışsınız. Bu aralar benim de kafamda dönüyor bayağı kendisi. Onun bu hıza ihtiyaç duymamızla sinemanın sanki sinemayı bu kadar sevilmesi birdenbire ki ilk başta hakikilik talebini de yarattığını söylüyorsunuz sinemanın peşi sıra geldiğini. Evet. Dünyanın her tarafından haber iletmesi. Yani o insanların neler oluyor her yerde dürtüsünü sadece bilme merakı bu ama galiba şey değil. Öğrenmeden çok bilme arzusunu doyuran bir şey. O oburluğa cevap veren bir şey sinema. 3 dakika da olsa Japonya'da şu oldu. 5 dakika da olsa Çar'ın karşılanışı. 10 dakika da olsa gardaki trenler. Bütün bunları doyuran bir şey. Bu modernleşme ve sinema arasında bir ilişki var. Doğru. Ama bu kadar çok talep görmesinin ve hızlıca kabul edilişinin ardında bu görselliğin ya da hızın da etkisi var mı sizce? Hızın çok etkisi var. Hız da çünkü bu döneme ya da modernleşmeye damgasını vuruyor. Evet, Virilio ya orada dönüp bakabiliriz. Aynı şekilde biraz bu Georg Simmel'e de bakabiliriz. Onun sinemayla doğrudan bir alakası anladığım ve bildiğim kadarıyla yok ama çok hız var, çok uyaran var evet. Şehirde. Evet. Sinemada neredeyse şehirde bizim bu yaşadıklarımızı, tecrübe ettiklerimizi yineliyor. Belki başka şehirlerde yineliyor. Bunu nasıl yapıyor? Zaten hızlı gösteriyor. Normalden hızlı gösteriyor. Ama bir de sinema dili gelişirken olayların akışını da hızlandırıyor. Yani biz bir insanın evden çıkıp da diyelim ki Paris'in sokaklarında yürüyüp sonra iş yerine gittiğini başından sonuna o real time dedikleri yani gerçek zamanda sinemada izleyemeyiz. Onu mutlaka hızlandırırlar. Aradan dilimler alırlar, atarlar ve onu atıyorum 45 dakikalık bir yürüyüşü biz 5 dakikada
en iyi ihtimalle izleriz. Ama bunu 45 dakikaymışçasına izleriz 5 dakikada. Sinemanın böyle zamanla oynamaları var. İlk sinema kuramcıları da sinemanın bu yanına dikkat ediyorlar. Ve hatta zamanla beraber mekanda da bunu yaptığını, mesafeleri sinemanın ortadan kaldırdığını iddia ediyorlar ki haklılık payı var. Bir anlamda daha mesafeyi ortadan kaldırıyor. Mesela Abdülhamit'in de demin o Japonya vesaire diğer ülkelerden gelen haber filmleri, aktüelite filmleri onlardan söz ettiniz. İşte Abdülhamit'in de büyük ilgisi var. Kendisi işte bu tür filmler istiyor. Çin'i merak ediyor Abdülhamit. Çin'le ilgili filmler istiyor, getirtmek istiyor. Bulamıyorlar galiba ama bu yönde bir ilgi olduğunu biliyoruz. Ancak sanki bugün internet ve televizyondaki canlı yayınlardan talep ettiğimiz bir şeyi o zaman biz sinemada bulmuşuz. Yani sinemada bize Paris'ten renkli hayatları göstermeyi vaat ediyor. İlk sinema gösterilerinde, film gösterimlerinde de mesela ilanlarda bunlar söyleniyor. Paris'teki gibi. Ne yapıyor? Paris'te aramızdaki mesafeyi en azından metafor düzleminde kaldırıyor. Bunu iptal ediyor. Bir de aslında gayet hızlı yayılıyor değil mi? Yani İstanbul'daki seyirci aslında çok konforlu değil. İlk sinemalardaki gösterimler. Değil. Ses müthiş, gürültülü, dayanıları gibi değil. Elektrik yaygınlaşmadığı için gaz kokusu, yani perdeyi aydınlatmak için kullanılan gaz lambalarının kokusu müthiş baş ağrıtı söyleniyor. Az önce dediğiniz işte tam olarak ayarlanamadığı için sürekli bir titreşim var. Sonra bu insanlarda spazm yaratıyor ya da böyle bir biçim sahra krizine belki götürecek bir şey. Sinema yani salondan çıkarlarken daha doğrusu kahvehaneden çıkarlarken böyle tuhaf hareketlerle ilerliyorlar. Dışarıda bir sonraki seansı bekleyen insanlar hayretle bakıyorlar, yadırgıyorlar bu insanlara ne oldu gibilerinden. Bu çok ilginç. Mesela 1959 Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı'nda bir pasaj vardır. Sinemadan çıkan insanları tarif eder. Evet. Hatta bir hayal gibi. Doğru. Herkes aynı anda bir filmi izlese ve öyle sokağa çıksak onun yanılsaması hepimizi sarmış olsa aynı anda belki bu aramızdaki iletişimsizlikten kurtuluruz diye böyle hayal ediyor. Bütün dünyayı değiştirecek bir ki aradan epey 60 yıl diyelim ki minimum geçmiş durumda buna karşın böyle bir durum var. Doğru. Demek istediğim şu bu kadar. Evet doğru. 1896 ilk gösterim Osmanlı'da. Buna karşın 1908'de ilk büyük salon ve tamamıyla bu işe ayrılmış salon da kuruluyor İstanbul'a. Evet, salon demek ne derece doğru bilmiyorum. Çünkü kışlık bahçeyi Weinberg alıyor, Siegmund Weinberg ve Pate'yi temsilen orada gösterimlere başlıyor. Isıtıcılar koyuyor. Yani orada bir ekstradan bir düzenleme yapıyorlar ve evet orada sonuç olarak yani bildiğimiz anlamda ilk sinema salonu Siegmund Weinberg'in kurduğu Pate Sinema Tiyatrosu. Evet. Biraz da korkutucu değil mi? Şey tehlikesi de var çünkü. Sürekli olarak yangın tehlikesini de içeren bir şey. Zaten. Evet. Film izlemenin öyle bir tehlike. İstanbul'da yangından çok çekmiş bir şehir olarak, ahşaba yatırım yapmış bir şehir olarak. Hatta haklısın. Siz bahsediyorsunuz epeyce koruma önlemi alıyorlar yangın çıkmaması adına bu Pate kardeşlerin denetimindeki salonda. Şimdi birincisi İstanbul dediğiniz gibi yangınlarıyla neredeyse bednam olmuş, şöhret bulmuş bir şehir. Fakat onun dışında da yurt dışında çok sinema yangınları oluyor. Bizde o kadar fazla sinema yangını yok. Çok trajik bir yangın İzmir'de, Kokaryalı'da oluyor. Ama onun dışında alınan tedbirlerden dolayı olsa gerek çok fazla yangın olmuyor. Fakat sanıyorum bunların haberi hep geliyor Avrupa'daki... Amerika'daki, Rusya'da gene bir gemi yanıyor. Bir gemi sinema yapıyorlar. Daha ilk gösteriminde tekne tutuşuyor ve batıyor.
Şimdi bunların hepsinin duyulduğu bir sinema ortamını düşünün. O yüzden de bir sinema salonu açıyorsanız gelecek olan seyirciye bir güven duygusu vermeniz gerekiyor. İlanlarda da o nedenle hep bu vurgulanıyor. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Yangın çıkmaması için bütün düzenlemeleri, önlemleri aldık diyorlar. Bu tabii film gösteriminde de köklü değişikliklere yol açıyor. Çünkü ilk gösterimlerde sinema aygıtı seyirciyle perde arasında bir tıkırtı yapıyor, o rahatsızlık verici. İkincisi, filmler nitrat, yani yanar tabanlı filmler, tutuşma özelliği var, parlayıcı filmler. O nedenle onların seyirciden olabildiğince uzak tutulmasına karar veriliyor ve giderek aslında seyircinin gözü önünde olup biten sinema olayı optik alanın dışına taşınıyor. O aslında ideolojik bakımdan bile incelenmesi gereken bir radikal bir değişiklik aslında. Bunu da şeyle ilişkilendiriyorsunuz. Yani ilk başlarda insanlar sadece görüntüyü izlemeye değil, sinemaya gitmelerinin nedeni bir taraftan da o teknolojiyi görmekti. Yani evet. İki tarafa birden bakıyorlar. O yüzden aleti de görmek istiyorlar zaten. Evet. Sonra ya gördük bu aleti yeterince. Şimdi artık sadece perdeye bakmak istiyoruz. Şunun sesinden bir kurtulalım. Bir de o gözümüzün önünde oldukça oradaki hakikat şeyini kırmaya başlıyor bizim açımızdan. Dolayısıyla inanmamızı engelliyor. Daha çabuk inanmak istiyoruz. Biz diye de çok atıyorlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok çünkü ilk yıllarında sinemanın bu kadar da seyirciye hakikati vermek gibi bir derdi yok. Yani. Sinema bir temaşa, bir cümbüş, curcunalı bir mecra. En azından böyle olma iddiasında. Fakat zamanla sinema hikaye anlatma derdine giriyor. Bir de gerçekçi olma derdine giriyor. Gerçekçi olmanın bir bedeli projeksiyon makinesinin ortadan kaldırılması. Evet. Çünkü orada olduğu sürece seyirciyi ikna etmek mümkün olmayacak. Bu biraz şey gibi değil mi? Kameraya bakarak konuşma gibi bir şey. Evet. Şeyi kıran, o dördüncü duvarı kıran bir şey. Oysa biz o katarsisi yaşayabilmek için bütün arındırılmış şeylerden, o yabancılaşma etkisinden sıyrılarak bakmak istiyoruz şeye. O yüzden Hollywood sinemasında yasak. Yasak. Evet. Aktörlerin kameraya bakması yasak. Müzikaller dışında. Hocam peki bu yani sinema nasıl gelebiliyor? Kolay mı? Yani hemen istedikleri filmleri getirmek İstanbul'a. Sonra bu seyircilere nasıl duyuruluyor? Herkes gidip izleyebiliyor mu? Bilet fiyatları nasıl? Mesela filmlere göre bilet fiyatları değişiyor mu? Kadın erkek ayrımı. Evet, bunları biliyor muyuz? Biliyoruz ve her gün daha çok biliyoruz. Demin de sözünü ettim. Bu konuda ciddi araştırmalar tamamlanıyor, sürüyor. Çok yakın bir gelecekte burada henüz bizim tam bilemediğimiz bazı konulara da aydınlık getirecek çalışmalar ortaya çıkacak diye bekliyorum. Bilebildiğimiz kadarıyla, hali hazırda bilebildiğimiz kadarıyla sinema çok hızlı bir şekilde bir ticaret meselesi oluyor. Üretim konusu çok yavaş gidiyor. Yani film üretme ya da film ham maddesi üretme yönünde Türkiye o kadar hızlı adımlar atmıyorlar. Ancak daha ilk zamanlarda gazetelerde çıkan fıkralara, makalelere, röportajlara baktığımız zaman sinemanın bir iş olduğu, bir ticaret olduğu, yurt dışında zengin olan bazı zevatın sinema ve fotoğraf yoluyla bu noktaya gelebildiği, Türkiye'de de bunun mümkün olabileceği yönünde yazılar çıkıyor. Böyle sanki bir teşvik etme, yani İstanbul'un eşrafını ya da İstanbul'un sanayi insanlarını diyeyim, bu işlerle uğraşan insanları böyle yönlendirmek gibi, sanki o yazıdan öyle bir amacı da varmış gibi. Şimdi
kolay diyemiyorum ama çok zor ya da imkansız hiç değil. Çünkü birçok kişinin film ithalatıyla uğraştığını biliyoruz. Film ithal ettiklerini, ithal ettikleri filmleri İstanbul'da çeşitli ortamlarda gösterdiklerini biliyoruz. Şimdi Giovannis Cognamillo zamanında bana Armenak Ütücüyan diye eski bir sigortacının dosyasını vermişti sağ olsun. Oradan çok şey bu konuda öğrenmek mümkün. Armenak Ütücüyan'ın 1913 yılında nasıl bütün Avrupa'yı gezdiğini, belli başlı film ticareti, film endüstrisiyle ilgili merkezlere gittiği, orada iş anlaşmaları yaptığını, bunların başında Fransa geliyor tabii, ardından İngiltere geliyor, Berlin geliyor, Viyana'ya da gidiyor. Orada sonra kendisine simsar mı derler, bir komisyoncu tutuyor, bir Fransız, onun adına bir takım işlemleri yürütüyor. Ve sonra da yurt dışından çeşitli aygıtlar getirtiyor, filmler getirtiyor, afişler getirtiyor. Bunlarla ilgili yazışmalar, efendim telgraflar gidiyor, geliyor. Demek ki çok hareketli bir ticaret hayatı var sinema söz konusu olduğunda. Yani İstanbul'daki bankaların da aslında birisi o konuda bir çalışma yapsa, bankaların eğer kayıtları duruyorsa, o ne kayıtlardan kimin ne zaman ne ithal ettiği, karşılığında ne verdiği, ne kadar para verdiği vesaire bunları bulabilse. Bu arada da ilginç bir iki husus dikkatimi çekti o dosyalara bakarken. Müsaadenizle onu da hemen kısaca anlatmaya çalışayım. Ben aynı zamanda bir iletişimciyim ama ilk defa bu çalışmaları yaparken öğrendim ki İstanbul'da sadece Osmanlı Posta Teşkilatı yokmuş. Tabii. Başka ülkelerin de kendi iletişim sistemleri varmış. Mesela Armenak Ütücüyan İngiltere ile bir alışveriş yapacağı zaman British Post Office onu kullanıyor. Sansürden onu, de kurtulmuş tabii, oluyorsunuz. Denetimden de kurtulmuş oluyorsunuz. Evet, belki daha hızlı da oluyor. Bilemiyorum başka nasıl avantajları vardı. O paketleri açamıyorlar yani temel şey o. O yüzden gizli bir şey haberleşmek istenildiğinde de onu kullanmak daha iyi oluyor. Evet, ki sinema söz konusu olduğunda da o zaman akılcı bir çözüm gibi görünüyor. Bir de çok çeşitli bankalar olduğunda ben bu vesileyle öğrenmiş oldum. Ben tabii bir sinemacı olarak tarihe çok böyle ucundan girince bazı şeyleri biraz geç öğrenmeye başladım. Bir Moskova merkezli bir Rus bankasıyla mesela çalışıyor. Paralar o banka üzerinden geliyor gidiyor. O bankaların kayıtları acaba bulunabilir mi? Orada da bir ayrıca açık bir alan var. Şimdi o nedenle bu işin ticaretinin yapıldığını, bundan para kazanıldığını biliyoruz. Bununla ilgili olarak da gene buna paralel olarak aynı zenginlikte ve hareketlilikte bir matbuat hayatı olduğunu da görüyoruz. Ben 2006 yılında İktam Tanin gibi gazetelerdeki sinema haberlerini taramaya başladım. O zamanki üniversitemin verdiği fonlarla ve Kültür Bakanlığı'nın verdiği fonlarla. Ancak gördük ki o dönemki matbuat tamamını taramak en azından şu an mümkün değil. Yani işte evet çok çeşitli dillerde gazeteler çıkıyor, dergiler çıkıyor. Biz sadece Osmanlıca gazetelerle yola çıktık. Daha sonra
Monitör Oriental ve İstanbul diye Fransızca, İngilizce iki gazete daha bulduk. Onları da Fransızcadan olabildiğince günümüz Türkçesine aktarmaya çalıştık. Tabii bunlarda da başlıca kaynağımız ilanlar. Evet, ilanlar. Çok ilan veriyorlar. Evet. O ilanlar sayesinde hangi tarihte, hangi sinemada ya da kahvehanede, ya da birahanede hangi filmler oynadı, bunu bulmak mümkün. Evet. Bu ilanlar sayesinde de uzun yıllardır tartışması süre gelen Aristofanos abidesi ile ilgili bir muamma da açığa çıktı. Çünkü sinema tarihçileri ilk zamanlarda ilk film Aristofanos abidesinin yıkılışı diye kestirip atmışlardı. Fakat sonra film bulunamadı. Onun üzerine başka bir nesil sinema tarihçisi de böyle bir film yoktu, hiçbir zaman da çekilmedi dediler ve dikkatleri Manaki kardeşlere çevirdiler. Tabii Manaki kardeşlere dikkatleri çevirmekte hiçbir hata yok. Ancak bu ilanları tararken biz Aristofanos Abidesi filminin gerçekten çekildiğini ve Kemal sinemasında gösterildiğini öğrenmiş olduk. O türden bir yararı da oldu onları, bu kaynakları taramanın. Aslında siz de kitabınızda şey söylüyorsunuz, yani sinema ile gazete birbirinden koparılabilecek şeyler değil. Çünkü tanıtımın yapıldığı bir numaralı yer orası. Evet. Bana da tam bu anlamda işte sizin sinema ve modernlik birbirinin habercisidir demeniz gibi, bana da hep gazete ve roman bir yerde modernleşmenin başlangıcını arıyorsak oraya gitmemiz gerekir diye düşündürtür. Muhtemelen bir iktisat tarihçisine de gitsek o da fabrikalardan vesaireden ya da sosyolog göç hareketlerinden bahsedecek. Evet. Belki de hepsi, bütün bunların aynı anda olduğu için buna bir modernite ve süreksizlik diye bakıyoruz. Ben şunu merak ettim. Yine dediğim gibi insan kendi dünyasından görüyor her şeyi. Bu ilk anda iki tür talebin aynı anda ortaya çıktığından bahsediyorsunuz. Sinema seyircisinin sinemadan beklentisi üzerine. Bir hakikat talebi var bir tarafta. Bir tarafta da tahkiye var. İlk önce yani bir taraftan haber diyelim, belgeselci gibi. İşte Lumière kardeşlerin yaptıkları daha ziyade bir Méliès'in daha tahkiyeyi içeren şeyi. Bu bizim de ilk dönem romancıların işte Namık Kemal vesairenin divan edebiyatına karşı çıkışları eski tahayyül biçimini, hayal etme biçimini yıkmak üzerinden. Yani diyor ki divan edebiyatını gerçekçi olmamız lazım çünkü divan edebiyatında olmayacak şeyler olurmuş gibi anlatılır. İlk önce bunu yıkıyorlar ve bunun yerine gerçekçiliği koyuyorlar ki bir orası nötralize olsun. Sonrasından yeniden işte Halit Ziya gibi veya diğerleri gibi yeniden hikayeye geri dönüş gerçekleşiyor. Perspektifi sokuyor devreye ki. Evet. Evet, sanki sinemada böyle olmuş. İlk önce geçmiş görsel alışkanlıklarını yıkmak üzere haber giriyor. Sonra tamam mıyız, unuttuk mu orayı? Şimdi artık yeniden hayal kurabiliriz deyip sinema kendi hikayesini anlatmaya başlıyor. Tıpkı romanlardaki gibi geldi bana. Böyle bir durum var mı ya da bu ilk önce haberle tahkiyenin biraz at başa gidip sonrasında tahkiyenin... Şimdi sadece haberle değil. Onun dışında da hem Méliès'in hem de başka sinemacıların filmleri böyle fantastik bir dünya kuruyorlar. Ve orada buna... Atraksiyonlar sineması diyoruz genelde, yani literatürdeki adı Tom Gunning'den öğrendiğimiz, aldığımız şekliyle başka isimler de tabii vermek mümkün. Bu hikayeyi anlatmayan, demin de dile getirmeye çalıştığım gibi işte curcunalı, cümbüşlü bir takım hareketler, büyülü, uçan kafalar, efendim insanlar, kesilen bedenler vesaire, bunlarla gidiyor. Fakat bir noktada sanıyorum bütün bu türkaj repertuarı eskimeye başlıyor. Birincisi bu. Başka bir takım faktörler daha devreye giriyor. Film gösteriminin koşulları düzeldikçe insanlar yorulmadan ve dikkatleri dağılmadan daha uzun süreli film seyretmeye başlayabiliyor. O zaman galiba ya hazır insanların dikkat süresi
uzamışken hikaye anlatsak gibi bir şey ortaya. Ondan sonra da hazır hikaye anlatmaya başlamışken gerçekçi olsak artık, hakkını versek şu realizmin, diyorlar ki 19. yüzyılın zaten biliyoruz realizmde damgasını vuran hareketlerden. Sesi eklemeyi de başarıyorlar yavaş yavaş. Onun da etkisi oluyor. O çok önemli. Yani sesle beraber son noktayı da koymuş oluyorlar. Çünkü hep o beklenti var. Ağzımdan çıkan sözün benim dudaklarımın hareketleriyle uyumlu olması, olmaması çok rahatsızlık verici. Sadece gerçekçi olmamasından dolayı değil, o hayaletimsi bir sanıyorum korku da yaratıyor. Tekinsizlik duygusu veriyor. Sesler çıkıyor ama tam da benden çıkmıyor. Uyuyor, uymuyor. Böyle bir tuhaf etkisi de oluyor. Projeksiyon makinesinin tıkırtısı da aynı şekilde tekinsizdir. O nedenle bir gerçekçiliğe dönüş tam kıvamını buluyor senkronizasyonun sağlanmasıyla. Ses sayesinde. Evet. Nezih Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu şehrin sinemayla tanışması, bütün bu seyir kültürü, ticari ilişkiler, piyasa, tabii bunlar hakkında çok söyleyecek şeyler var şüphesiz ama daha da belki başka bir zaman sizin de bahsettiğiniz yeni çalışmalarla burada yeniden birlikte olabiliriz. Bugün İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının 64.sünü gerçekleştirdik. Hoşça kalın. Hoşça kalın.